Forbes, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Bin Zayed'e ilişkin makale yayınladı. ABD'li Forbes dergisi, Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Orta Doğu'daki etkisine ilişkin dikkat çekici bir makale yayınladı. Muhammed Bin Zayed El Nahyan'ın Orta Doğu'da daha güçlü etkisine rağmen Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'a kıyasla daha az tanındığına dikkat çekilen makalede, Muhammed Bin Zayed'in Orta Doğu'daki planlarına ilişkin çarpıcı ifadeler yer aldı. Makalede Muhammed Bin Zayed'in eski ABD Başkanı Barack Obama yönetimindeki bazı üst düzey yetkililer tarafından tehlikeli ve dürüst olmayan biri olarak tanımlandığı belirtilirken, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin ise kendisine daha müsamahalı davrandığı ifade edildi. Öte yandan Muhammed Bin Zayed hakkında bazı insan hakları raporları ve yabancı diplomatların ifadelerine yer verilen makalede, Muhammed Bin Zayed'in mutlakiyetçi tavrıyla Yemen ve Libya gibi ülkelerde sonuçlarını kontrol edemediği çatışmalara sebebiyet verdiği vurgulandı. Muhammed Bin Zayed'in uyguladığı politikalarla lanse edildiği gibi Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'daki istikrarsızlığa çözüm sunmadığı ve aksine sorunun parçası olduğu belirtilirken, Muhammed Bin Zayed, İslami radikallikle mücadele adı altında ülkesinin askeri ve finansal kaynaklarını bölgedeki demokratik eğilimli yapıları yıkmak için kullanan bir diktatör ifadelerine yer verildi. Öte yandan Suudi Arabistan'da işbirliği yapan Muhammed Bin Zayed'in Mısır tarihinin en baskıcı lideri olan General Abdülfettah Sisi'nin Cumhurbaşkanı olduğu Mısır'daki darbede rol aldığı kaydedilen makalede, aynı zamanda Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'i silahlandırarak Birleşmiş Milletler tarafından desteklenen Trablus hükümetine karşı savaş açtığı vurgulandı. Bununla beraber Muhammed Bin Zayed'in ülkesinin Yemen'deki varlığını son zamanlarda azalttığı belirtilirken, perde arkasındaysa Yemen'deki paralı savaşçılar ve ayrılıkçı gruplara verdiği askeri ve finansal destek sebebiyle bölgede yaşanan işkence, sivil ölümleri ve toplu göçler gibi insani sorunlarda başrolü oynadığına dikkat çekildi. ABD yönetiminin esnek tavrı ve 27 milyar dolar değerindeki askeri silah satışının Birleşik Arap Emirlikleri'nin terörizmle mücadele adı altında bölgede takındığı maceracı ve pervasız tavırlarına kapı araladığı ifade edilen makalede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin siyasi ve askeri rolünün bölgede yıkım ve istikrarsızlığa yol açtığı savunuldu. Öte yandan ülke içinde oldukça karmaşık bir gözetleme ağı üzerinden kendisine muhalif isimleri tespit edip hapse attırdığı vurgulanan Muhammed Bin Zayed'in, aynı zamanda ülkedeki ABD, İngiltere ve diğer ülke vatandaşlarını da yakından izlettiği kaydedildi. Ayrıca İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün konuya ilişkin raporlarına atıfta bulunulan makalede şu ifadelere yer verildi. Ülke içindeki muhalif isimlere yönelik uyguladığı keyfi tutuklamaların yanı sıra zaman zaman zoraki adam kaçırma faaliyetlerinde de bulunan Birleşik Arap Emirlikleri, ayrıca Yemen'de savaş suçu işleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun düzenlediği saldırıların önemli bir parçası. Birleşik Arap Emirlikleri yönetimi aynı zamanda tutuklulara işkence yapmak ve ülkedeki göçmen işçileri suistimal etmekle suçlanıyor. Birleşik Arap Emirlikleri'nin söz konusu faaliyetlerinin ve Muhammed Bin Zayed'in Washington'da yeteri kadar eleştiri almama sebebine de değinilen makalede, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sadece 2018'de Washington merkezli 20 lobi firmasına 20 milyon dolar ödediğine dikkat çekildi. Söz konusu firmaların ABD Kongresi, düşünce kuruluşları ve Amerikan medyasında Birleşik Arap Emirlikleri lehine 3000'e yakın lobi faaliyetinde bulunduğu ve ABD'deki siyasi isimlere 600 bin dolar bağış yapıldığı vurgulandı. Eğer bu videomuzu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.